Ve siz Mahmut adındaki şahsın cehaletini deşifre edince kendisi de bizim hakkımızda video yaptı. Takipçileri bana soruyorlar. Neden cevap vermedin? Ne oldu? İçine mi gelmedi? Ben bu kişiye cevap vermeyecektim. Çünkü ben onun görüşleriyle ilgilendim. O çok zoruna gitmiş. Anlaşılan ki saldırgan bir tutum içinde hakaret etti. Şahsımla ilgilendi. Yok kanalın katıl butonu varmış. Yok bu çalışıyormuş, esnafmış da biz ne yapıyormuşuz? Kanaldan destekle imkanımızı geliştirmeye çalışıyormuşuz da bu kendi çalışarak alıyormuş. Yani izleyenlerine önce kendisini acındırıyor, sonra bizi maddiyat peşinde koşan biri olarak gösterip gözlerinde düşürüyor. Ondan sonra benim konuştuklarıma sıra geliyor. Orada da bir ton laf kalabalığı yapıyor. Biz adamın şahsıyla ilgilendik mi? Daha besmele çekmeyi bilmiyor. Gündeme getirdik mi? Bismillahirrahmanirrahim. İlkokul çocuklarının okuduğu kitapları arkasına dizmiş. Çok kitap okuyorum. Sizin kitaplarınızı okudum, tahlil ettim, pozları verdiğini söyledik mi? Saçına başına keline takıldık mı? Yok. Ama kendisi hep başkalarına bu şekilde yaklaşıyor. Yok dantelli takkeli, yok sarıklı cübbeli. Yani karşımızdakinde bir seviye yok. Adam her gün birisi hakkında video yapıyor, birisine saldırıyor. Kendisi hakkında video yapılınca niye bir araya gelmemişiz? Niye yüz yüze konuşmamışız? Bu yüzden cevap vermeye gerek duymadım. Ama madem takipçileri cevap istiyor ısrarla, o halde gelin sizin nasıl aldattığına tekrar bakalım. Bakın bu adam cehaletini kendisi de kabul ediyor. Arkadaşlar ben cübbesiz Mahmut. Yani sizden birisi. Normal bir vatandaş. Cübbem yok. Adım da Mahmut. Halkın, nüfusun büyük bir çoğunluğu benim durumumda. Nedir benim ve benim gibilerin durumu? Medresede eğitim almadık. Tarikatlarla bağlantımız yok. Tarikata bağlanmamış. Bize ne? Kur'an ilimlerinden hiçbirini okumadığını kabul ediyor mu? Evet ediyor. Kur'an diyor. Kur'an'dan bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Ama Kur'an'ı anlamaya dair bir ilim dalı okumamış. Okumaya da bilir. Cehalet bu değil. Cehalet bilmediği halde Kur'an'dan hüküm çıkartmaya çalışması. Bilmediğini bilmemesi. Bakın cehaletini de nasıl savunuyor. Din adamları bize nasıl bakıyorlar? Din adamlarının bize bakış şekli şu. Kendi meslekleri din olduğu için dininizi onlardan öğrenmeniz gerektiğini savunan bu insanlar, siz onların mesleğine dil uzatır, el uzatırsanız müthiş bir tepki gösteriyorlar. Nasıl ki bir doktora, doktor bey çekil bu ameliyatı ben yapacağım dersen, doktor nasıl kızar? Bir mimara desen ki ver o cetveli, o T cetvelini ben alayım, ben çizerim kendi evimi dediğin zaman, mimar nasıl kızarsa, bu din adamları da dinine ilgili bir tespit yaptığınız zaman aynı tepkiyi gösteriyorlar. Peki problem ne? Problem şu arkadaşlar. Din, doktorluk ya da mimarlık gibi bir meslek değil. Din, doktorun da mimarın da öğrenmesi gereken yaşam tarzı. Aslında kendisini ifşa ediyor. Sen git bir mühendise cetveli ver de. O da cetveli verir sana. Ne yapacağını gözler. Bakalım cetveli ne yapacaksın diye bakar sana. Hadi git bir mahkemeye, ben avukatım de. Hakime in şu koltuktan ben geçeceğim de. De bakalım ne oluyor. Ya da mahkemenin kapısına otur, gelene geçene de ki gelin hakim benim, mahkemenize ben bakacağım de. Beyaz önlüğü tersten giydirirler. Ha, sonraki yaşamın çok huzurlu olur. Onun garantisini veriyorum. Yani adama deli derler. Kur'an da üzerinde ihtisas gerektiren bir kitaptır ki içindeki en önemli unsur grameridir. Arapça inen ve eşsiz ilimler, edebi sanat barındıran muciz bir kitabı Türkçe mealden alıp okuyabilirsin. Ama sen kalkıp da anladığın şekilde yorumlamaya ve hükümler çıkartmaya çalışırsan işte o zaman sana itiraz edilir, cehaletin yüzüne vurulur. Sahte doktora kimse itibar etmezken sizin gibilere ediliyor olması birincisi devletin zafiyetinden çünkü bu alanda bir yaptırım yok. İkincisi ise halkın bilinçsizliğinden. Din halkın her kesiminin, herkesin yaşayacağı kadar öğrenmesi gereken şeydir. Bir yaşam biçimidir din. Marangoz da dinini öğrenecek, doktor da dinini öğrenecek, mimar da dinini öğrenecek. Ama bu insanlar ne diyor biliyor musunuz? Hayır. Marangoz marangozluğunu yapsın, dini ben öğreteceğim. Dini bir konuda bir problemi varsa adam telefon açacak, bana soracak. Ben de ona diyeceğim ki böyle 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 yapacaksın kardeşim. Diyor ki bunlar kendilerine muhtaç olsun istiyor. Onlara sorun cevaplasınlar, sizi sömürsünler. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün. Hangi İslam alimi ilim okumayın, cahil kalın gibi bir yaklaşım içine girmiş? Alimlerin yazdığı eserlerine bakın. Genellikle hepsinde
ilim babı vardır. Ayet ve hadislerle ilim öğrenmenin fazileti anlatılır. Hocalarımız da bizi hep ilim okumaya teşvik eder. Hatta üç nefesim kalsa okuyun, okuyun, okuyun derim derler. Önce hoca olun, sonra koca olun derler. Asıl ehli sünnet alimleri Kur'an ilimlerine teşvik etmiştir insanları. Siz bu cahillerin ilim okuyun, Kur'an ilimlerini, Kur'an'a götüren ilim dallarını okuyun, öğrenin dediğini gördünüz mü? Meal okuyun diyorlar. Meal ne? Kendi yazdıkları kitap. Asıl bunlar bize muhtaç olun demek istemiyorlar mı? Çünkü Arapçaya hakim olan, kendi fıkhını bilen bir insan asıl kimseye muhtaç olmayan insandır. Kur'an'ı Arapça okurken bile anlamını bilir. Azıcık aklını kullanan bir insan bu gerçeği anlamaz mı? Adam daha videoya başlarken kendisini ifşa etti, cehaletini ikrar etti. Yalanı ayağına dolandı. Şimdi bakın verdiği cevaplardan da birkaç örnek göstereceğim. Daha iyi anlaşılacak inşallah. Takipçileri videosunu izlediği için alakalı yerleri alacağım. Arkadaşlar Ali İmran suresi 84. ayette Allah kullarına hitaben peygamberlerin ismini zikrederken önün arkasına herhangi bir şey koymuyor. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, İsa'ya, Musa'ya... Sanki Allah Kur'an'da peygamberlerinden bahsederken önüne ardına bir şey eklemiyor. Sa'd suresi 30. ayette Rabbimiz ne buyuruyor? وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ اِنَّهُ اَوَّابٌ Biz Davud'a Süleyman'ı hediye ettik. O ne iyi kuldu. O Allah'a tam manasıyla çokça yönelendi. Bakın ni'mel ab buyuruyor. Ne güzel bir kuldu diye övüyor. Övgü ifadesi kullanıyor. Yine şimdi burayı şöyle izah edeyim. Ayet, benim okuduğum ayet orada kesiyor. Lafımı yarıda bırakıyor. Allah orada bize hitaben, inananlara hitaben deyin diyor, deyin. Musa deyin, İsa deyin. Bize nasıl hitap edeceğimizi söylüyor. Allah'ın nasıl hitap ettiğini demiyor. Ayeti açın okuyun. Allah bize peygamberlere hitap ederken isimleri yalın kullanmamızı emrediyor. Allah'ın kendisinin hitabından bahsetmiyor. Ayeti kendiniz kontrol edin. Allah İsmail deyin, İshak deyin diyormuş. Yahu bu kadar saçma bir iddiayı daha önce duydunuz mu Allah aşkına? Allah-u Teala iman ettik deyin buyuruyor. Emredilen şey iman edilmesi. İslam coğrafyasını gezin. Yazılmış onlarca tefsire bakın. Acaba hangi alim böyle saçma bir iddiada bulunur? Bu ayet peygamberlerin ismiyle anılmasını emrediyor demiş. Allah-u Teala peygamberlerin isimlerini bize sayıyor. Biz de okurken Kur'an-ı Kerim'de araya bir şey katmamız mümkün değil. Ama isimlerini anarken aleyhisselam demek büyük edeptir. Ve selamun alel murselin. Tüm peygamberlere selam olsun. Allah-u Teala buyuruyor. Kur'an ayeti. Ha sen söyleme. Onların senin selamına ihtiyacı yok zaten. Bizim selamımıza da ihtiyacı yok. Onlara Kur'an'ın ifadesiyle selam ederek kendi edebimizi, kendi ahlakımızı gösteriyoruz. Bu ayeti delil olarak sunman İşte cehaletin dik alası, başka bir şey değil. Bunu da yazın bir kenara arkadaşlar. Mealistlerin iddiasına göre Allah bize İsa deyin, Musa deyin diye emretmiş. Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun peygamberleri arasında ayrım yapmayız dediler. Buradaki ayırmama ne yönünden? Ayetin başında da geçtiği üzere imanında Allah'ın peygamberi olduğuna iman ediyoruz. Allah'ın peygamberleridir diyoruz. Yoksa derece olarak peygamberlerin hepsi bir değil. Bunu Allah-u Teala buyuruyor. Tilkâ rusulü fevvalnâ ba'zahum alâ ba'z. Peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. İçlerinden kimisiyle konuşmuş, kimisini de dereceleriyle yükseltmiştir. Evet, şimdi burayı anlatalım. Ne diyor? Aslında ayırma iman yönündenmiş. Bunlar öyle üçkağıtçı ki, yani kusuruma bakmayın, uslubum için çok özür dilerim. Ama madem yüz yüze gelemiyoruz, böyle videolarla konuşacağız. Videolarla konuşalım. Allah Bakara 285'te inananlar ayrım yapmayın diyor. Bizden önceki Ermeni, Yahudi, Hristiyanlara katacağına inananlar nasıl ayrım yapmamalı? Mesela ben sorayım. Adem Aleyhisselam'dan beri, ondan beri, Adem Aleyhisselam'ın ruhundan önce bile Resul Muhammed yaratıldı diyen siz değil misiniz? Cennetin kapısındaki isim Resul Muhammed değil mi? Kim bunları uyduruyor? Ayırmıyorsunuz öyle mi? Yalan söylüyorsunuz. Miraç'a çıkarken sizin hadislerinizden Miraç hadisi. Adem'e denk geliyor. Adem diyor yasak meyve yedim yüzüm tutmuyor. Musa'ya denk geliyor. Musa peygamber diyor ki adam öldürdüm yüzüm tutmuyor. Ayırmıyor musunuz?
Siz iman konusunda mı sadece bu teferruatı düşünüyorsunuz? Bakara suresi 285. ayet emirdir. İnananlar ayırmayın diyor. Müşriklerden bahsetmiyor. İnananlar ayırmayın. Ama siz ayırıyorsunuz. Ben ayırdığınız yerleri tek tek söyleyeyim. Siz Yusuf peygamberden pembe dizi yapıyorsunuz. Resul Muhammed'den sadece asasını bile gösterirken 40 yerden izin alıyorsunuz. Siz öyle bir ayırıyorsunuz ki ben soruyorum, diyorum ki Resul'ün kabri nerede? Hangi peygamber, hangi Resul demiyorsunuz. Öyle bir ayırıyorsunuz ki sadece bir tanesine sallallahu aleyhi ve sellem diyorsunuz. Niye? İbrahim Resul ve elçi değil mi? Nebi ve elçi değil mi? Musa Allah'ın kulu ve elçisi değil mi? Zekeriya, İsa, Yakup, Yusuf elçi ve Resul değil mi? Nebi değil mi? Ya da Allah'ın kulu ve elçisi değil mi? Niçin bir tanesine selam veriyorsunuz? Niçin sadece bir tanesi kainatın efendisi? Şimdi Bakara suresinin sondan ikinci ayetinde Resullere iman bakımından bir ayrım yapılmaması gerektiği ifade ediliyor. Hala daha cehaletinde ısrar edip laf salatasıyla bunun üstünlük yönünden ayrım olmadığını söylüyor. Önceki videoda ayeti kelime kelime söyledim. Kısaca peygamberlere iman ettiler, peygamberlerin hiçbirinin arasına ayırt etmeyiz dediler. Bu ne demek? Ayetin konusu iman. Açın bakın Bakara 285. Yani inanma yönünden hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ayette ayırmak ifadesi kullanılıyor. Üstün görmeyiz anlamı çıkması için la nufazzilu denmesi gerekirdi. Fazzalna ifadesi benim delil olarak verdiğim ayette geçiyor. Bakın orada da nasıl kıvırdı. Burada görmemiştir. Buradaki yapılmayacak olan ayrımın onlara inanmak bakımından olduğunu dahi bilmiyor. Bu kadar Kur'an cahili. Evet, hemen o ayeti de söyleyelim. O da makasladıkları ayettir. Bu zatların 3 çeşit saklama yöntemi vardır. 1- komple konu almazlar. 2- manasını değiştirirler. 3- makaslarlar. Resul Muhammed'i övebilmek için Resul Muhammed'in en gücü olduğunu ve ona selam verebilmeyi savunabilmek için kullandığı ayeti gördünüz. Kullandığı ayet Allah ayeti kerimede biz bir elçiyi diğerlerine üstün kıldık. Bazı elçileri bazılarını üstün kıldık ayetini kullanıyor. Ama ayet hep makaslıyorlar. Devamında İsa peygambere ölüleri dirilttiği için Musa peygamberle de görüştüğü için iltifat var. Yani peygamberin peygamberler arasında ayrım yaptığını söylediği ayette Resul Muhammed yok. Musa var elçi olarak ve İsa var elçi olarak. Orayı da makaslıyorlar. Oradan yola çıkarak biz bazılarını üstün kıldık ayetini kesip alıyorlar. Sadece bir tanesinin üstün olduğunu iddia ediyorlar. Onun da ismi celilesi cennetin kapısında yazıyor. Bak hem ayeti kıptığımızı, makasladığımızı söylüyor ama sonra kendisini yalanlıyor. Hani hiçbir peygamberi diğerinden üstün kılmamıştı? İsa aleyhisselam ve Musa aleyhisselamdan bahsediyor ayet. Favvalne, üstün kıldık, faziletli kıldık. Tafdil ettik anlamına gelir. Hem de kelimede ziyade, çokluk vardır. Ben burada peygamberimizin adı geçiyor demedim zaten. Ayeti makaslıyor diyor. Ayet bazı peygamberlerin diğerlerine üstün kılındığına açıkça delildir. Ve Arapçasından gidersek minhum onlardandır. Yani faziletli kılınan peygamberlerdendir diyor. Burada iki peygamberi örnek veriyor. Yani hepsi budur da demiyor. Onlardandır diyerek İsa aleyhisselam ve Musa aleyhisselamı örnek veriyor. İsra 55'te de وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَاَتِيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا Nebi olan peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık? Davud'a da zeburu verdik. Birinde rasulleri, diğerinde nebileri kimini kiminden üstün kıldık buyuruyor ve örnek veriliyor. Yani hepsinin derece olarak aynı olmadığı vurgulanıyor. Bu ikisini yani iman bakımından aralarının ayrılmayacağını, hepsine inanılması gerektiğini ve bazısının bazısından üstün kılındığını ayıracak kapasite bile yok. Hala aynı şeyleri tekrarlıyor. Peki peygamberimiz diğerlerinden üstün değil mi? Kur'an'dan çok örnek verilebilir de ben iki misal vereceğim. Hepinizin bildiği gibi Estaizu billah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik Allah buyuruyor. Kendi gibi insanlara, mevcudata rahmet olan birisi onlardan üstün değil de nedir? Bir beşerdir ama
beşerin en faziletlisidir. Bakın başka bir delil daha. Saf suresi 6. ayette ve izkale İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail, ey İsrailoğulları dedi. Kim? Meryem oğlu İsa. İnni Rasulullahi ileykum. Ben Allah'ın Resulüyüm, size gönderildim. Musaddigan lima beyne yedeyye minet tevrati. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmek üzere ve mübeşşiran ve müjdeleyici olarak bir rasulin ye'ti min ba'di. Benden sonra gelecek bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim diyor. İsmihu Ahmet. Onun ismi de övülmüştür. İsa aleyhisselam İsrailoğullarına kendinden sonra gelecek olan peygamber efendimizi müjdeliyor. İsa aleyhisselam da Allah'ın dinini getiriyor. Aynı iman esaslarını tekrarlıyorken neden kendi ümmetine aynı görevi yapacak bir peygamberi müjdeliyor ki? Bunun sebebi de yine Hazreti Peygamber'in fazileti, üstünlüğü. Lokman suresi 14. ayette İnşkurli veli valideyk. Bana ve anne babana şükret buyuruluyor. Verdiği örnekler şuradan. Verdiği örneklerden sanki biz her yere aynı manayı veriyormuş gibi bir cümle kuruyor. Hayır. Ben bana namazı göster kitabımda salatın dua manası olduğunu, destek manası olduğunu ve namaz manasına geldiğini yazdım. Benim kitabımı inceleyen herkes bilir. Tabii ki farklı manalara geliyor. Ama kullandığınız ayette selam verini nereden buluyorsun? Orada Allah'ın ve meleklerin yaptığı bir şeyi yapmanız isteniyor. Bakın, Allah'ın ve meleklerin yaptığı bir şeyi yapın. Allah ve melekleri selam mı verdi, siz selam veriyorsunuz? Muhakkak ki Allah ve melekleri o nebi üzerine salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de tam bir teslimiyetle salat ve selam edin. Selamı nereden çıkarıyorsunuz diyor. Kur'an cahili deyince de kızıyor. Allah-u Teala buyuruyor işte, bazı peygamberlerin ismini anarak selamun ala İbrahim, İbrahim'e selam olsun buyuruyor. Saffat suresi 181'de de ve selamun alel murselin, bütün peygamberlere selam olsun diyor. Selamı Kur'an'da buluyoruz tabii ki. Ama dedim ya, adam cahil olunca daha neyi inkar ettiğini de bilmiyor. Göster kitabımda salatın dua manası olduğunu, destek manası olduğunu ve namaz manasına geldiğini yazdım. Ben açık bir çağrıda bulundum. Bu kelime Arapça ise, açın Arapça lügatları, hangisinde destek anlamı var bir bakın dedim. Bulun da bize de getirin. Verdiğim örneklere niye değinmiyor? Fezkuruni ezkurkum. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Allah-u Teala burada da aynı şeyi yapacağını ifade ediyor. Peki Allah'ın bizi zikretmesi bizim onu zikretmemiz gibi midir? Elbette hayır. O halde bir şey Allah'a ve aynı zamanda başka varlıklara izafe ediliyorsa bundan kesinlikle aynı mana anlaşılamaz. İtiraz olarak çektiği video baştan sona böyle gidiyor. Benim örneklerime cevap veremiyor. Çaprazlama ayetlerle getirdiğim delillere karşı bir şey koyamıyor. Tam o noktalarda laf salatasına başlıyor. Ha şunu da söyleyeyim, ha bunu da söyleyeyim. Ve arkadaşlar diğer videolarında da hep aynı teraneleri tekrarlıyor. Ben bu kişinin aklını kullanan takipçilerine diyorum ki sizi aldatmalarına izin vermeyin. Bakın gelin beni takip edin demiyorum. Bir cemaate, tarikata girin. Falanca hocayı da dinleyin, takip edin demiyorum. Madem hakikati arıyorsunuz, öğrenin Kur'an ilimlerini, bunlara muhtaç olmayın. Ön yargılarınızı bir kenara bırakarak bir tefsir okuyun. Mesela bir tefsiri kebir açın. Kur'an'ın meal gibi yüzeysel olmadığını, bir derya olduğunu göreceksiniz. Neden bundan mahrum oluyorsunuz ki? Evet değerli arkadaşlar, bu kişinin cehaletini ikrarını tekrar gündeme getirdik. Böylelikle inşallah takipçileri azıcık da olsa akleder. Hadise, sünnete, ehli sünnete düşmanlık yapıyor diye birinin peşine takılıp gitmez. Azıcık kendinize saygınız olsun. Takip ettiğiniz kişi de biraz ilim olsun. Rabbim cümlemizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Allah'a emanet olun.